Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, basın çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına vermiş olduğumuz önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, 10 Ocak 1961 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 212 sayılı basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesini ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ile sınırlı da olsa basın çalışanlarının bazı hakları yasal güvenceye kavuşmuştur. Bu yasayla basın çalışanlarının sigortalı çalışma, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapma hakkı ve en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmesi güvence altına alınmıştır. 10 Ocak 1961 tarihinde alınan kararların temelini oluşturduğu anlayış, 1970'li yıllara gelindiğinde Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Demokratik yönetimlerde yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü bir kuvvet olarak tanımlanan medya, özellikle basın yayın, öncelikle yöneten ve yönetilen arasındaki en etkin iletişim vasıtasıdır. Diğer bir ifadeyle, toplumun her türlü talep ve isteklerine tercüman olduğu gibi, yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerindeki aksaklıkları da gündeme taşımakla mükelleftir. Bu genel çerçevede, bugün üstlendiği görev ve sorumlulukları gereği Türk toplumunun gözü, kulağı ve sesi olan Türk basını maalesef gittikçe kronikleşen bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyadır. Hatta bu sorunlar karşısında var olma mücadelesi vermektedir. Birkaç başlık altında ele almak gerekirse, basının yani gazetecilik sektörünün tüm bileşenleriyle karşılaştıkları sorunların başında küreselleşmenin birçok sektörde tekelleşme yarattığı gibi gazetecilik sektöründe de güçsüz ve küçüklerin yaşayamadığı bir yapıya dönüştüğüne tanıklık etmekteyiz. Yani ticari ve ekonomik desteği olmayan ve varlığını yegane gazetecilik mesleği icrasıyla sürdürmeye çalışan Türk basını, özellikle de yerel basın yok olmak üzeredir. Can güvenliğinden yoksun, oldukça stresli bir meslek grubunu oluşturan basın yayın çalışanları, diğer sektörlerde olduğu gibi mesai mefhumuna sahip değildir. Dahası bu zor çalışma şartlarına rağmen sendikal haklarından da yeterince yararlanmamaktadırlar. Basın iş kanununun tam anlamıyla uygulanamaması sonucu kayıt dışı istihdam nedeniyle işsizlik, ücret yetersizliği ve çalışma şartlarındaki kötüleşme de söz konusudur. Öte yandan anayasanın 28. maddesinde basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basınla haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır ifadesine matuf olarak editoryal bağımsızlık risk altındadır. Buna bağlı olarak yazı işleri kadrosu, yazarlar, yorumcular, çizerler, haberciler her türlü işveren baskısını hissetmektedirler. Genel anlamda sektörde öne çıkan diğer önemli bir husus da gazete ve televizyonlardaki meslektaşlarıyla aynı nitelikte işi yapıyor olmalarına rağmen internet yayıncılığı alanında çalışan basın emektarlarının basın kartları başta olmak üzere bir takım haklarının sağlanmamasıdır. Sağlıklı bir toplumun temininde ve demokrasinin tüm kurul ve kurumlarıyla düzenli bir faaliyette bulunmasında çok önemli katkıları olan basın yayın, en sıkıntılı diğer bir parçası da basın yayınımızın en sıkıntılı diğer bir parçası da yerel basındır. Çünkü yerel basın kuruluşları yüksek maliyetleri oluşturan telif ücretleri, vergiler ve sigorta primleri, resmi ilan şartları ve kira giderleri gibi nedenlerle zorunludurlardılar. 2017 yılı itibariyle 81 ilde resmi ilan yayınlama hakkına haiz 1122 gazete çalışmakta ve bu gazetelerde çalışan emekçi sayısı 8858'dir. Muhasebe, idari bilimler, dağıtım ve matbaa çalışanlarını bu sayıya dahil etmiyoruz. Bunu dahil ettiğimizde rakam çok rahat bir şekilde iki katına çıkmaktadır. Yerel basın ilan kurumuna bağlı gazetelerin vergisi, SGK prim ve benzer yükümlülükleri hiçbir sektörde olmadığı kadar kayıt altındadır. Tebliğ edilen yazı öncesi borcu bulunan gazete işletmeleri borçlarını yapılandırmış ve ödemeleri müntazam bir şekilde yapmaktadır.
Resmi kurumlarda kesilen her faturanın ödemesi sırasında borcu yoktur yazısı istenmekte, borç bilgisine istinaden fatura bedeli doğrudan Maliye Bakanlığı'nın ilgili hesaplarına aktarılmaktadır. Bu düzenleme ile gerçekten